İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Siyaset bilimcisi Saro Saroyan ile röportaj. Senato tarafından kabul edilen karara rağmen Fransız hükümeti Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınmasına karşı çıkıyor. Stepanakert'teki elektrik ve gaz arzı %95 ile 97 oranında yenilendi. Paşinyan, Putin ile Laçin koridorundaki yerleşim yerleri sorununu görüştü. Teleton 2020, 22.990.898 ABD doları topladı. Armono Tiyatro Festivali, Armono Fairy Tale projesiyle Artsakhlı çocuklara destek olacak. Defineciler tarafından tahrip edilen mağarada demir kapılı önlem. Batı Ermenistan televizyonunda siyaset bilimcisi Saro Saroyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin gündemindeki konuları, Fransız Senatosu tarafından Artsakh'ın tanınmasına ilişkin kararı ve Sotk maden kaynağına işaret ederek Ermenistan ile Azerbaycan'ın sınırlarını belirleme sorunlarını analiz etti. Ayrıca Erdoğan'ı sıkıştıran bir halka olarak Wilson'un tahkim kararının günümüzdeki önemine atıfta bulundu ve iç, dış, siyasi ve diplomatik alanlardaki politik analizini sundu. Röportajın tamamını YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Fransız Senatosu, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin tanınması ihtiyacına ilişkin karar taslağını kabul ettikten sonra, Fransız Dışişleri Bakanı, tanımanın ne Fransa'nın ne de diğer ülkelerin çıkarına olmadığını belirtti. Çarşamba günü Fransız Dışişleri Bakanlığı böyle bir açıklama yaptı. Fransa'nın Dağlık Karabağ'ı tek taraflı tanıması kimsenin çıkarına değildir. Dağlık Karabağ sorununun çözümü ancak çatışan taraflar arasında müzakereler yoluyla mümkündür. Bugün Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ın Minsk grubunun desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaçları var. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Fransa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu oturumunda Türkiye'den Dağlık Karabağ bölgesine sevk edilen teröristlerin geri çekilmesi çağrısında bulundu. Hatırlatalım ki 25 Kasım'da Fransa Senatosu ülke hükümetini Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını tanımaya çağıran kararı kabul etti. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesine göre Rusya Savunma Bakanlığı Stepanakert'teki sosyal tesislere ve evlere elektrik ve gaz temini sorunlarının çözüldüğünü duyurdu. Bakanlıktan Dağlık Karabağ'ın başkenti Stepanakert'te Rus barış güçlerinin desteğiyle barışçıl bir yaşamı yeniden tesis etme süreci devam ediyor. Bugün itibariyle şehrin elektrik ve gaz arzı %95 ile 97 oranında restore edildi. Şehrin elektrik altyapı merkezlerinin çalışmaları da yeniden başladı diye belirtildi. Orduya göre Rus barış güçleri artık sosyal altyapıyı iyileştirme ve yolları temizleme konusunda yerel halka yardım ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile bir saat içinde iki kez telefon görüşmesi yaptı. Armenpress'in haberine göre Başbakan Facebook sayfasında bununla ilgili bir not yazdı. Başbakan, Laçin koridorundaki yerleşim yerleri, kayıp şahısları, arama operasyonları, cesetler, tutukluların değişimi, barış güçlerinin konuşlandırılması ve sınırların belirlenmesi, ayrıca bölgedeki ulaşım iletişimlerinin engellenmesiyle ilgili konular tartışmada yer aldı. Bu tür tartışmalar düzenli olarak bazen günde birkaç kez yapılıyor. Çalışma doğası ve sıklığı göz önüne alındığında, bu tip tartışmalarla ilgili mesajlar her zaman yayılmıyor diye yazdım. 26 Kasım Şükran gününde Los Angeles'te Birlik Güç İnanç başlığı altında 3. yıllık teletonu gerçekleşti. Hayastan Pan Ermeni Fonu Başkanı Maria Mehranyan'a göre anavatandaki zor durumu dikkate alarak ve şehit askerlerinin anısına saygı duyarak Teleton'un bu yıl geleneksel 12 saat yerine 4 saat sürdüğünü ve ABD'deki Ermeni cemaatinin birliğiyle 22.990.898 Amerikan dolarını topladığını bildirdi.
Artsakh ve Ermenistan'daki durum nedeniyle Teleton 2020'nin bağışları, Artsakh'tan sınır dışı edilen vatandaşları ve vatan için öldürülen askerlerin ailelerini desteklemeye yönlendirilecek. Armono Uluslararası Tiyatro Festivali 27 Kasım'dan itibaren Artsakh'tan Ermenistan Cumhuriyeti'ne gelen çocuklar için Armono Peri Masalı Yardım Projesini uygulayacak. Armenpress'in haberine göre projenin amacı sadece çocukları eğlendirmek değil, aynı zamanda hikayeler ve sohbetler yoluyla onları stresten kurtarmaya çalışmak. Projenin interaktif oyununu sanatçı Victoria Redovanisyan yönetecek. İlk buluşma Loft Kişisel Gelişim Merkezi'nde gerçekleşecek. Batı Ermenistan'daki Adıyaman Samosat ilinde taş devrinden kaldığı belirtilen ve defineciler tarafından tahrip edilen Palanlı Mağarası'nın girişleri demir kapılar ile kapatılarak önlem alındı. Palanlı köyü yakınlarındaki taş devrinden kaldığı belirtilen, duvarlarında çeşitli hayvan ve insan figürlerinin kabartmalarının bulunduğu mağara, ilgisizlik nedeniyle bilinçsizce sprey boyalarla boyandı. Kaçak kazı yapanların da zarar verdiği mağaranın duvarlarındaki figürler çalındı. Yaşanan gelişme sonrası İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından tarihi mağaranın iki girişinin tahrip edilen demir kapıları yenilendi. İzinsiz girişlerin engellendiği mağaranın kaçak kazı yapanlar tarafından tahrip edilmesinin önlenmesi için jandarmanın da bölgedeki devriyelerini artırdığı bildirildi. İzinsiz girişlerin engellendiği mağaranın kaçak kazı yapanlar tarafından tahrip edilmesinin önlenmesi için jandarmanın da bölgedeki devriyelerini artırdığı bildirildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Vahram Tadevosyan tarafından seslendirilen Zov Astrik adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'ndan izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.